Dünyadaki aslında ödeme sistemlerindeki yeni teknolojilere baktığınızda dört kategoride geliştiğini görüyorsunuz. Bir tanesi para yollama. Peer to peer money send dediğimiz bir sistem. Hem ülke içinde olabilir hem ülke dışında olabilir. İkincisi Türkiye'de aslında Avrupa'da ilk kez lanse edilen temassız ödemeler. Bunu da telefonlarla entegre ediyorsunuz. Bir yere gittiğinizde çok hızlı bir şekilde ödeme işleminizi yapabilirsiniz. Üçüncü ve dördüncü kategoride ya sanal ürünlerin ya da fiziksel ürünlerin telefon üzerinden satın alınması. Bu dört kategoride de aslında dünyaya baktığınızda oyuncular olduğunu görüyorsunuz. Ama hepsi genelde hep tek bir taraftan çıkmış. Şimdi zamanla diğer alanlara da genişletmeye başlıyorlar değer önerilerini. Baktığınızda aslında mesela Empesa çözümü Afrika'da çıkmış bir üründür. Ee, o orada peer-to-peer manisente kalmış ama mesela diğerlerine baktığınızda PayPal ile ilgili zaten Kıvanç sizle konuşacak. Elektroniğin dışında da aslında başka yerlerde de faaliyet göstermeye başladılar. Burada anlatmaya çalıştığım tüketiciye giderken aslında tek bir değer yönelisiyle başlayıp ondan sonra bu dört kategoriyi de kapsayacak şekilde çözümlerin geliştirildiği yönünde. Bu neden önemli? Çünkü tüketiciye gittiğinizde bir şeyi anlattığınızda dört tane şey söylerseniz onun anlama ihtimali çok düşük. O yüzden de mutlaka bir yerden başlamanız, ondan sonra diğer özellikleri de eklemeniz gerekiyor. Aslında BKM Express çözümüne baktığınızda da orada da böyle sağlıklı bir şekilde e, iletişim stratejisi kurulmuş ve giderek de zenginleştiriliyor. E, dünyadaki uygulamalarda da aslında benzer bir durum görüyoruz. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Tabii ki içeriği de zenginleştirmemiz gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi o deneyimin zenginleştirilmesi anlamında da farklı özelliklerin bu cüzdanların içine eklenmesi gerekiyor. Mesela bunu ne demek? Binaya girdiğimizde, iş yerimize gittiğimizde, hepimiz bir tane kart çıkartırız, o kartı okuturuz, ondan sonra da binaya girişimizi yaparız. Artık bu telefonlardaki NFC teknolojisi sayesinde o kartları taşımanıza gerek yok. Telefonunuzu okutun. O da aslında cüzdanın bir parçası. O kart da muhtemelen cüzdanınızda duruyor. Binaya girişinizi böyle sağlayın. Onun dışında mesela Akbil çözümü kullanıyoruz, İstanbul kart gibi çözümler var. Bunların hepsinden aslında kurtulabilirsiniz. Bunların hepsini cüzdanınıza bağlayabilirsiniz. Belki sistem olarak kendi kapalı devre sistemi içinde kalır ama oradaki para bittiğinde yine cüzdanınızdaki diğer kredi kartlarına, banka kartlarına bağlarsınız bunu. O para bittiğinde otomatik olarak oradan yüklemesi yapılır siz hiç fark etmezsiniz bile. Ekstenizde görürsünüz ama yine size çok böyle gelişmiş bir müşteri deneyimi yansıtır. Bunun dışında başka neler eklenebilir? Sosyal medya, sosyal shopping dediğimiz kavram gündemimizde çok giriyor. Her şeyi paylaşmayı çok seviyoruz. Önümüzdeki dönemde de yaptığımız alışverişleri de paylaşıyor olacağız. Zaten bununla ilgili e kapsamında da bazı güzel projeler de var. Bunların daha yaygın kullanıldığını göreceğiz. Fatura ödeme çok büyük bir pazar. 170 milyar TL'lik bir pazar Türkiye'de. Bunun çok küçük bir kısmı kartlarla yapılıyor. Hala gidip sırada bekleyip ödeme yapıyoruz. Bunların da hepsini aslında yine cüzdanlarımız üzerinden, elektronik cüzdanlarımız üzerinden yapabiliyor olacağız. Onun dışında da aslında belki son olarak söylemem gereken ama beni çok heyecanlandıran noktalardan bir tanesi lokasyon bazlı ürünler. Nedir bu? Mesela İstanbul'da ak merkeze girdiğinizde e, ee, sizin orada olduğunuzu tanımlayıp daha önceki alışverişlerinize de bakarak Mete Güney sen daha önce şu mağazadan alışveriş yapmıştın. Bugün öğleye kadar gidersen sana özel sadece sana özel yüzde kırklık bir indirim alacaksın. İsterseniz bu fonksiyonu açık tutabilirsiniz. Eğer rahatsız oluyorsunuz kapatabilirsiniz ama bu şekilde de direkt kişiye ulaşabilecek reklam kampanyalarının yapılması çok mümkün olacak. Bu da cüzdanların içinde göreceğimiz özelliklerden bir tanesi.